oturumumuz hücresel beynin tedavi oturumu. Tabii günümüzün güncel konumuz kemikliğin aklından sonra önemli bir çığır açan kimerik antijen reseptör T hücre tedavisi veya kısaca CAR-T hücre tedavisinde gelişmeler, yeni teknolojik gelişmeleri Tuğçe Nur Yenoğlu hocamız bize anlatacak. Ben lafı çok uzatmayayım, biraz da süre gecikti. Buyurun Tuğçe Nur Hanım. Öncelikle herkese iyi akşamlar diliyorum ve Sayın Fevzi hocamıza da acil şifalar diliyorum. Bugün CAR-T hücre tedavisinde teknolojik gelişmelerden bahsedeceğim. Günümüzde hematoloji ve onkoloji alanında 500'den fazla CAR-T çalışması devam etmekte. Birinci sırada 232 çalışmayla Çin, ikinci sırada da 188 çalışmayla Amerika Birleşik Devletleri'nin yer aldığı toplam 20 ülkede bu çalışmalar devam ediyor. Ve bu çalışmalara 20 binden fazla hastanın katılması bekleniliyor. 20 kanser türüne karşı geliştirilmiş olan 64 farklı CAR-T yapısıyla bu çalışmalar yürütülüyor. Ve bu 64 farklı yapıdaki CAR yapılarının en fazla hedeflediği antijenler de CD19, BCMA, CD22. Onkolojik solid tümörlerde ise en fazla hedeflenen antijenler mezotelin HER2 ve KARS ve embriyonik antijen. Burada bile yani 64 tane farklı yapıdaki CAR-T hücresi olması aslında CAR-T teknolojisinin ne kadar hızlı ilerlediğinin bir göstergesi. Bu çalışmalara baktığımızda çoğunluğunun %62'sinin 18 yaş ve üzerindeki hastalarda yürütüldüğünü, geri kalanların çoğunun ise hem erişkin hem de pediatrik vakaları kapsadığını görmekteyiz. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki CAR-T pazarına baktığımız zaman yakın gelecekte 2026 yılında CD19 ve 22'ye karşı geliştirilen CAR-T hücrelerinin 5 milyar dolarlık bir pazar payına sahip olacağı, miyelomda CD19 ve BCMA'ya yönelik geliştirilen CAR-T tedavilerinin ise yine yakın gelecekte 2026 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde 2 milyar dolarlık bir pazar payının olacağı düşünülmektedir. Solid tümörler bildiğimiz gibi hematolojik malignitelerin daha gerisinde geliyor CAR-T alanında şu an için. Ama onlar da 2030 yılında hematolojik malignitelere karşı geliştirmiş olan CAR-T'leri geçerek daha büyük bir pazar payına, 7 milyar dolarlık bir pazar payına sahip olması düşünülüyor. Difüz büyük B hücreli lenfomada ise 2026 yılında 500 milyon dolarlık bir pazar payı bekleniliyor. Peki şimdi günümüzdeki bu pandemi süreci acaba CAR-T tedavisini nasıl etkiledi? Onun için de Wuhan'dan bir slide koydum. Wuhan şehri en fazla CAR-T tedavisinin yapıldığı şehirlerden birisi. Bakınız burada pandemi başlamadan önce Temmuz ve Eylül ayları arasında Wuhan'da toplam 64 CAR-T tedavisi yapılırken burada pandemi başladıktan sonra Ocak-Mart 2020 döneminde ise bu sayının düştüğünü görmektesiniz. Şimdi son teknolojiye geçmeden önce ilk başta CAR'ın yapısından bir bahsetmek istiyorum kısaca. CAR temeli olarak 3 kısımdan oluşuyor. Hücrenin dışarısındaki kısım ektodomain, transmembran kısım ve endodomain olmak üzere. Bu ektodomain kısmı esas olarak bir antikorun hafif ve ağır zincirlerinin değişken bölgelerinin esnek bir zincir aracılığıyla bağlanmasıyla oluşuyor ve görevi de antijeni, hedef antijenini tanımak. Daha sonra bu antijen tanıyan kısım bir spacer aracılığıyla ki CAR-T'lerin çoğunluğunda da bu spacer bir immunoglobulin G1'in menteşe kısmından oluşuyor. Bu transmembran kısmına bağlanıyor. Transmembran ise genellikle tüm membranı kat eden hidrofobik alfa helix bir yapıdan oluşuyor. Endodomain kısmında ise temel olarak CD3 zeta bölgesi bulunuyor. Şimdi bir de temel CAR-T yapılarına anlatmak istiyorum. Daha sonra da son teknolojik yapılarına geçeceğim. Şimdi ilk önce üretilenler birinci jenerasyon CAR-T'ler. Bu birinci jenerasyon CAR'ın yapısında burada gördüğümüz gibi biraz önce söylediğim bu antikor, antijen tanıyıcı kısımlar var. Hafif ve ağır zincirlerin flexible bir zincirle bağlanması. Daha sonra spacer ve transmembran kısmı. İçeride de sadece CD3 zeta bölgesi var ama bunlarda herhangi bir kostimülatör yok. Ve bu preklinik çalışmalar göstermiş ki bu T hücreleri yeterince aktive olamıyor ve prolifere olamıyor. Çünkü bunlar yeterli interleukin 2 salınımına neden olamıyorlar.
Dolayısıyla ikinci jenerasyon CAR-T'lere geçilmiş. İkinci jenerasyon CAR-T'lerde farklı olarak birinci jenerasyonlu CAR yapısının üzerine endodomeyinle bir adet kostimülatör parça yerleştirilmiş. Neden böyle bir şey yapılmış? Çünkü normal bir T lenfositin de etki etmesi için en az iki adet sinyal gerekiyor. Birinci sinyal bildiğimiz üzere bir antijen sunan hücrenin o yüzeyindeki MHC class moleküllerine hedef antijenin bağlanmasıyla bu kompleksin T hücresi yüzeyindeki T hücre reseptörüne bağlanması birinci sinyal. Ama birinci sinyal T lenfositin aktifleşmesi için yeterli değil. Mutlaka ikinci sinyal olması lazım. İşte bu kostimülatör parçalar da ikinci sinyali oluşturuyor ve böylelikle yeterli interleukin 2 sentezi yapılarak T lenfositin hem aktifleşmesi hem proliferasyonu hem de uzun süreli sağ kalıp uzun süre persiste etmesi sağlanıyor. İkinci jenerasyonlarla çalışmalar yapıldıktan sonra şöyle düşünülmüş. Acaba biz endodomain kısmına bir değil iki tane birden kostimülatör parça eklersek o zaman T lenfositlerin aktivasyonu, proliferasyonunu ve persistansını arttırabilir miyiz diyerek üçüncü jenerasyon CAR-T'lerde oluşturulmuşlar. Dördüncü jenerasyonda TRAC dediğimiz CAR-T'ler. TRAC yani evrensel sitokin aracılı öldürme için yönlendirilmiş T hücreleri. Bunlar hematolojik malignitelerde olduğu gibi solid tümörlerde de çok büyük öneme sahip. Sebebi de şu, dördüncü jenerasyon CAR-T'ler CAR yapısında bir adet kostimülatör bölge 2 de olabilir. Ama esas bunu üçüncü jenerasyondan ve ikinci jenerasyondan ayıran farkı şu ki bunun içerisinde transgenik bir parça var. Bu da bu T hücresinin interleukin 12 salgılamasına yol açıyor. Çoğunluğunda interleukin 12 kullanılıyor çünkü solid tümörlerde özellikle antijen escape mekanizmaları çok fazla oluyor. Eğer ki T lenfosit CAR-T'den kaçarsa tümör üzerindeki antijen ekspresyonuna saklarsa ya da oradaki CAR-T hücresi tümör bölgesine giremezse bu sentezlediği interleukin 12 aracılığıyla tümör dokusunun içerisine yerleşmiş olan doğal bağışıklık hücrelerinin işte NK hücreler gibi makrofajlar gibi aktivasyonuna neden olabiliyor. Çalışmalara baktığımız zaman en fazla kullanılan CAR-T'ler ikinci jenerasyon CAR-T'ler %80'ini oluşturuyor. Ve en fazla kullanılan kostimülatör parçada 4-1-BB. Ne farkı var? Şöyle 4-1-BB kostimülatörü olanların özellikle CD28'e kıyasla daha uzun süre persiste ettiği gösterilmiş. 5 yıla kadar ilk infüzyon sonrasında 5 yıla kadar 4-1-BB içeren CAR-T'lerin persiste ettiği gösterilmiş. Şimdi yeni gelişmelerde neler var? Hangi yapılar var? Doğal ve tandem CAR yapıları çıktı. Doğal CAR, diğer adı da doğal signalik CAR ve tandem CAR. Bunların geliştirilme mantığı şu. Şimdi uzun dönem sonuçları da geldiği zaman görüldü ki özellikle B aleli hastalarının ilk yanıt oranları çok iyi olsa da bu hastaların %49'unda relaps gelişti. Ve bu gelişen relapsların da %40'ı CD19 negatif relapslar oldu. Dolayısıyla bu dual CAR'larda ve tandem CAR'larda hedef iki antijene, en az iki antijeni tanıyan bir CAR inşa etmek. Şimdi dual CAR'ın özelliği şu, bir T lenfosit üzerinde iki farklı reseptör var. Örneğin CD19'u tanıyan bir CAR yapısı ve CD22'yi tanıyan CAR yapısı gibi. Buna dual ya da dual signalik CAR deniliyor. Bir de tandem CAR ya da hand in hand CAR ya da tan CAR diye de geçiyor. Bunun özelliği de yine bir T lenfosit üzerinde tek çeşit bir CAR yapısı var. Ama şöyle ki bunun antijen tanıyıcı bölgesi üzerinde hem CD19 hem de CD22 iyi hedefleyen tanıma bölgeleri var. El ele tutuştuğu için hand in hand deniliyor buna. Şimdi peki bunlar nasıl ekspres ediliyor? Bunun için de bisistronik vektörler kullanılıyor. Yani kullanılan vektörler hem CD19'a karşı hem de CD22'ye karşı antijen tanıma bölgelerini içeren CAR'ı eksprese ettirecek şekilde dizayn ediliyor. Bir de şimdi son dönemde BiTE CAR'lar çıktı. BiTE CAR'ların özelliği de şu, CAR-T hücrelerinin dokular içerisinde geçişinin, penetrasyonun çok iyi olduğu gösterilmiş. Hatta santral sistemine dahi geçtiği biliniyor. Dolayısıyla bu CAR-T hücrelerinin yüzeyine BiTE'lar bağlanarak tümör dokusuna o BiTE'ın o ilacın dağıtılması hedefleniliyor.
Şimdi bu sular çok önemli. Şundan dolayı bu hem yine solid tümörler daha fazla olmak üzere hematolojik tümörlerde de önemi var. Şimdi biliyoruz ki T hücresi aktifleşse bile bu T hücresinin üzerindeki negatif reseptörler karşılığına gelen tümör mikro çevresindeki negatif ligandlarına bağlandığı zaman T hücresi inhibe oluyor. Yani anlamı şu, bir CAR T ürettik ve hedef antijenini gördü, aktifleşti ama gidip de bu T lenfositin CAR T hücresinin üzerindeki PD-1'a örneğin tümör hücresinin üzerindeki PD ligand 1 bağlandığı zaman o T hücresini tekrar inhibe edecektir. İşte bunun önüne geçmek için üretilen CAR T'lerdir bunlar, yeni gelişmeler. Özellikle CRISPR teknolojisindeki ilerlemeler bu checkpoint inhibitörleriyle eş CAR T mekanizmalarının birleştirilmesinde çok büyük önem taşıyor. Nasıl yapılıyor? Şöyle yapılıyor. Bu CAR T hücresinin genomunun içerisinde bu T hücresinin yüzeyindeki PD-1'ı örneğin eksprese eden gen bölgesinin CAR T hücresinin nükleosundaki o gen bölgesinin knockout yapılması yani sessizleştirilmesi yoluyla artık o CAR T hücresi yüzeyinde PD-1 eksprese edemez hale gelir ve dolayısıyla bu tümör mikroçevresinde PD ligand 1'e bağlanamayacağından dolayı tümör tarafından CAR T hücresinin inaktifleştirilmesi mekanizmasından korunmuş olur. Burada örneğin PD-1 sessizleştirilmiş CAR T'yi görüyorsunuz. CRISPR teknolojisiyle bu T hücresinin genomundaki hücre yüzeyinde PD-1 eksprese ettirecek gen bölgesi siliniyor CRISPR teknolojisiyle. Ardından hastaya verildiğinde PD-1 blokajı olduğundan dolayı T hücrelerin inhibisyonu engel olunuyor. Sadece PD-1'a yönelik değil, T hücresinin yüzeyindeki tüm negatif etki edecek reseptörler bu şekilde sessizleştirme yoluyla baskılanabilinir. CTLA-4, TIM-3 ve LAG-3 gibi ama günümüzde en fazla çalışmalar PD-1 üzerinden yürütülmektedir. Aynı zamanda bu sessizleştirme yani T hücresinin genomunu şu şekilde de sessizleştirilebilir. Örneğin alojenik CAR T'lerde olduğu gibi bunların yüzeylerinde HLA moleküllerinin ya da TCR'ı eksprese ettirecek olan gen bölgesi sessizleştirilerek alojenik CAR T evrensel CAR T'lerde üretime geçti son yıllarda. Bir de intihar geni geliştirilen CAR T hücreleri. Bunlar niye geliştirildi? Şundan dolayı artık biz CAR T'nin uzun dönem sonuçlarını da okuyoruz. Ve tıpkı ilk onay almalarını sağlayan çalışmalarda olduğu gibi gerçek yaşam verilerinde de bunların grade 3-4 stokin salınım sendromuna yol açtığı görüldü. Dolayısıyla intihar geni taşıyan CAR T hücreleri gündeme geldi. Yani anlamı şu, eğer ki hastada bir grade 4 stokin salınım reaksiyonu gelişti ve artık yönetilemeyecek duruma geldiği zaman buradaki CAR T hücrelerini üzerine konulmuş switch off düğmeleriyle kapatabiliyoruz. Bunun için de en fazla kullanılan indüklenebilir kaspaz dokuz sistemleri. Şimdi indüklenebilir kaspaz dokuz sistemleri şöyle. Burada da bu T hücresini editing yaparken içerisine sokulan genomik materyal sadece bunun yüzeyindeki bu karı eksprese ettirmekle kalmıyor. Aynı zamanda bunda bir kaspaz 9 reseptörü oluşturuyor. Dolayısıyla eğer ki hasta ciddi bir stokin salınım reaksiyona girerse bunun inhibitörü olan AP1903 uygulanarak hücrede apoptoz indüklenebiliniyor. Benzer şekilde CD20 intihar genleri de kullanılabilir. Burada da yine hastaya T lenfosite içerisinde hem T lenfositin yüzeyinde CD20 eksprese ettirecek genetik materyal hem de CAR hücresine eksprese edecek genetik materyal aktarılarak eğer ki kontrolden çıkan bir stokin salınım reaksiyonu gelişirse rituximab uygulanarak hastaya hem B lenfositleri hem de CAR T hücrelerini apoptozu sürükleyebiliriz.
Şimdi en önemli gelişmelerden birisi de şu ki, biraz önce söylemiştim, evrensel stokin aracılığı öldürme için yönlendirilen T hücreleri, yani dördüncü jenerasyon CAR T'ler, TRAC'lar, önemli solid tümörlerde daha fazla. Şundan dolayı biliyoruz ki solid tümörlerin antijenli escape mekanizmaları hematolojik malignitelere göre daha fazla, daha çeşitli mekanizmalar kullanabiliyorlar. İşte burada CAR T hücresi sadece antijen bağlanma yoluyla değil, burada antijen bağlayarak kanser hücresini ele geçirmiş, ama uzaktaki kanser hücrelerine ya da antijenini saklayan kanser hücrelerini de salgılamış olduğu interleukin 12 aracılığıyla ortamdaki doğal bağışıklık hücrelerini aktifleştirerek bunları da yine kanser hücrelerine karşı aktifleştirebiliyor. Aynı zamanda interleukin 12 çevredeki T regülatörlerin sayısını azaltarak da yine antitümör etkinliğini artırabiliyor. İşte şimdi evrensel CAR T hücreleri, bunlar popüler olmaya başlıyor. İşte burada gördüğünüz gibi eskiden bu sessizleştirme işlemleri, genomic editing ve sessizleştirme işlemleri CAR T'lerde en fazla Talen yöntemiyle yapılıyordu. Diğer hastalarda zinc finger nükleazlar kullanılıyordu. Ama şimdi CRISPR teknolojisi var. CRISPR teknolojisiyle zaten bu kadar hızlandı yeni teknolojik gelişmeler. Burada da temel olarak HLA sessizleştirilmesi ve TCR sessizleştirmesi yoluyla universal CAR T hücreleri oluşturuluyor. Şimdi bir de şöyle, acaba bu genetik editingi nasıl yapacağız? Biliyoruz ki şu ana kadarki çalışmaların çoğunluğunda viral yöntemler kullanılmış. Artık günümüzde non-viral yöntemler de önem kazanmaya başladı. İşte burada plazmitlerle olan aktarımlar var. Özellikle son yıllarda MD Anderson'ın kullandığı Sleeping Beauty var. Piggyback sistemleri var. Bunların özelliği şu, genotoksite riskleri oldukça az. Bildiğimiz gibi viral yöntemlerle editingin genomik toksite riski var teorik olarak. Bu bir de viral yöntemlere göre daha ucuz. Sadece tek bir dezavantajı var. Bunun üretim süresi daha uzun sürüyor, ama daha ucuz ve genotoksitesinin daha az olduğunu söyleyebilirim. Bir de yine son yıllarda mesajcı RNA ile gen aktarımı var. Mesajcı RNA ile gen aktarımı da yine genotoksite riski oldukça düşük, daha ucuz. Yalnız daha fazla lokofereze T hücresi toplamasını gerektiriyor. Eğer oturum başkanlarım uygun görürse diğer konuya geçebilirim. Evet, şimdi bakıyorum. Chat'ten herhangi bir soru yok. Canlı olarak soru var mı? Evet, herhangi bir ses gelmedi. O zaman ikinci konuşmayı da alalım. Sizin lüks dirençli lipid bilgisayar lenfomada karti hücre tedavisi değil mi? Evet. Tamam, o zaman devam edelim. Şimdi difüz büyük B hücreli lenfoma tedavisinde de FDA tarafından onaylı iki tane ajan var. Bunların bir tanesi tizasel, diğeri de aksisel. Ve temel olarak ikisi de en az iki basamak almış, en az iki basamak tedavi almış relaps refraktör difüz büyük B hücreli lenfomalı hastalarda kullanılabiliyor. Şimdi burada aksisel, tizasel ve lizoseli görmektesiniz. Dediğim gibi aksisel ve tizasel FDA tarafından onaylı. Ancak lizoselin şu an için onayı yok. Ancak yakın dönemde onay alması beklendiği için buraya koydum. Peki nedir bunların temel olarak birbirinden yapısal farkı? Aslında hepsi ikinci jenerasyon CAR yapıları bunlar. Tizasel ve lizoselin kostimülatör parça olarak 41BB kullanırken aksisel CD28 kullanıyor. Yine gen editing de tizasel ve lizoselde lentivirüsler kullanılırken aksiselde gamma retrovirüsler kullanılıyor. Ama en önemli fark şu, aksiselde ve tizaselde lokoferez sonrası genetik editinge gitmeden T lenfositler o kişinin periferik kanında hangi dağılımda, hangi orandayken o şekilde gönderiliyor. Aksisel, tizoselde. Lizoselde farklı olarak bu oran T lenfositler CD4'ün CD8'e oranı birebir yapılarak işleme başlanılıyor. En temel farkı bu. Şimdi aksiselden bahsetmek istiyorum.
Aksiselin FDA tarafından difüz büyük B hücreli lenfoma hastalarında kullanılmasını sağlayan çalışma Zuma 1 çalışması. Bu öncelikle 2016 eşte ön sonuçlarıyla sunulmuştu. 2017 yılında 15.4 aylık median takip süresiyle Necim'de sunuldu. Ardından 2018 yılında Lancet'te 27.1 aylık median takip süreli sonuçları sunuldu. Ve 2019 yılı eşinde de 39.1 aylık median takip süresi 39.1 aylık sonuçları sunuldu ve bu 39.1 aylık sonuçlarına göre median sağ kalım 25.8 ay ve hastaların %47'sinin hala hayatta olduğu bildirildi. Şimdi Zuma çalışmasının bir şemasına bakalım. Bu Amerika ve İsrail'deki 22 merkezde yürütülen tek kollu faz 2 çalışması. Faz 1 ayağında 7 hasta alınmış, faz 2 ayağında ise 101 relaps refrakter büyük B hücreli lenfoma hastası alınmış. 18 yaşın üzerindeki hastalar, sadece erişkin hastalar kabul edilmiş. Kohort 1'ini 77 adet difüz büyük B hücreli lenfoma hastası oluştururken, kohort 2'yi 24 adet primer mediastinal B hücreli lenfoma ve transforma foliküler lenfoma hastaları oluşturmuş. Dahil edilme koşulu olarak hastaların en az 2 basamak kemoterapiye refraktör olması ya da otolog nakilden sonraki 12 ay içerisinde NÜKS olmaları şart koşulmuş. Artı bu hastaların hepsinin daha öncesinde en az bir anti-CD20 monoklonal antikoru ve antrasiklin almış olması ve ECOG'larının 0-1 olması şartı koşulmuş. Peki dışlama kriteri olarak ne kullanılmış? Dışlama kriteri olarak hastanın daha öncesinde bir CD19 hedefli karti hücre tedavisi almış olması, alojenik nakil olmuş olması ya da aktif bir santral sinir sistemi hastalığı olması dışlama kriteri olarak kullanılmış. Bu hastalarda Zuma 1'de lokoforez ve hazırlama rejimi arasında köprü bir tedaviye izin verilmemiş. Bunu özellikle koydum çünkü birazdan bahsedeceğim Juliet ve Transgen çalışmalarında bu farklı. Bir de Zuma 1 çalışmasının şöyle bir özelliği var. Hastaların %99'unda yeterli CAR-T hücresi üretilebilmiş. Bu bugüne kadarki tüm CAR-T çalışmalarında en fazla CAR-T hücresi üretilebilme oranı olan çalışmalardan bir tanesi. Ve burada da hazırlama rejimi olarak -5, -4, -3. Günde 30 mg bölü metrekare fludarabin, 500 mg bölü metrekare siklofosfamid kullanılıyor. Ve hazırlama rejimi de eksiksiz tüm hastalara veriliyor. Şunu da söyleyeyim, CAR-T çalışmalarının hepsinde illaki her hastaya hazırlama rejimi verilecek diye bir şart koşulmamış. Sadece Zuma 1 difüz büyük B ile ilgili temel çalışmalarda Zuma 1'de her hasta mutlaka almış. Peki lenfodepresyonu hazırlama rejimini niye yapıyoruz? Temel olarak hastadaki T-regleri, regülatör T hücrelerini azaltmak için ve T interleukin 15 salınımını arttırmak için ve bu şekilde de infüze edilen CAR-T'lerin daha iyi engraft yapabilmesi için temel olarak lenfodepresyon yapılıyor ve lenfodepresyonun da en yüksek dozlarda kullanıldığı difüz büyük B'de çalışma yine Zuma 1 çalışması. Ardından 0. günde hastalara tet doz 2x10^6 kilogram aksisel infüzyonu yapılmış. Şimdi hastaların özelliklerine bakacak olursak median yaş 58 ve hastaların çoğunun evre 3-4 olduğunu görmektesiniz. %85'i evre 3-4 ve hastaların yine neredeyse %70'i en az 3 basamak ve üzeri tedavi almışlar ve hastaların %67'si refrakter hasta grubunu oluşturuyor. Yani oldukça zor bir hasta grubu alınmış. 27.1 aylık takip süreci içerisinde objektif yanıt oranı %74, tam yanıt oranı %54, parsiyel yanıt oranı %20 olarak saptanmış. Ve bu 27.1 ay sonrasında bakıldığı zaman devam eden yanıt oranı %36, tam yanıt oranı %35 ve parsiyel yanıt oranı %1 olarak görülmüş. Belki şu merak edilebilir diye bunu koydum. Acaba alt gruplarda burada hani daha zorlu olan double ekspresör, double hit, triple hit bu hastalar alınmış mı? Evet alınmış. 33 adet bu şekilde hasta var. Peki bunlarda yanıt oranı nasıl olmuş? Bunları çektim. Bunlarda objektif yanıt oranı %91 ve CR oranı da %70. Yanıtlı olan hastaların
Hiçbirisine otolog nakil yapılmamış, ancak iki hastaya merkez seçimi nedeniyle alojenik nakil yapılmış. Ve burada da bu bağımsız merkez değerlendirme komitesi ve araştırıcı değerlendirme uyumu objektif yanıtlarda %81, tam yanıt oranı için de %90, yani güvenilir sonuçlar. Zuma 1 15.4 aylık takip sonuçlarından da hastalık alt gruplarını çektim. Şöyle ki difüz büyük B hücreli lenfomada genel yanıt oranı %81 ve primer medyastinal B hücreli lenfoma ve transforma foliküler lenfomada genel yanıt oranı %83. Sadece primer medyastinal B hücreli lenfoma ve transforma foliküler lenfomada CR oranı difüz büyük B hücreli lenfomaya göre daha yüksek. Burada da medyan 27.1 aylık takibinde bildirilen medyan sağ kalımı henüz ulaşılamamış, ama medyan PFS 5.9. Yalnız şunu söylemek isterim ki burada medyan PFS'i asıl belirleyen etmenlerden birisi 3. ayda elde edilen yanıt. Eğer ki hasta CAR-T infüzyonunun sonrasında 3. ay sonrasında tam yanıta sahipse, bunlarda medyan PFS'i henüz ulaşılamamış. Eğer ki PR ise yine ulaşılamamış. Stabil hastalıkta da 7.3. Yani CAR-T infüzyondan sonraki 3. aydaki yanıt durumu PFS açısından önemli derecede predikte edici. Bu yan etkilerinde 15.4 aylık takipten çektiğimiz zaman hastaların %13'ünde stokist salınım reaksiyonu grade 3 ve üzerinde, %29'unda ise grade 5 üzerinde nörolojik olaylar bildirilmiş. İnfüzyon sonrasında 3 hasta eksi olmuş. Bunlardan bir tanesi hemofagositik lenfohistiyositoz CAR-T ilişkili olarak kabul edilmiş. Bir tanesi de screen salınım reaksiyonu sırasında kardiyak arrest gelişmiş. Bu da CAR-T ilişkili düşünülmüş. Bir tane de pulmoner emboli nedeniyle hasta kaybedilmiş. Bu da CAR-T ilişkisiz olarak düşünülmüş. Peki 27 aylık takip süresinde bildirilen güvenlik profili nasıl? 15.4 aylık takip süresinde bildirilen güvenlik profiliyle benzer saptanmış. Sadece uzun dönem takipte hastaların %44'ünde beklenildiği üzere ivik replasman ihtiyacı olmuş. Sonuç olarak bu çalışma Axicell'in FDA tarafından en az 2 basamak tedavi almış relaps refraktör difüz büyük B hücreli lenfoma, primer medyastinal B hücreli lenfoma ve transforma foliküler lenfoma hastaların tedavisinin onaylanmasına sebep olmuştur. Bir de belki şu merak edilebilir. Bunlar onay almaya çalışan, sağlayan çalışmalar, ama acaba gerçek yaşam verileri geliyor mu? Bunlar ne diyor? Şöyle CIBMTR datasını getirdim. CIBMTR'da da Axicell almış relaps refraktör ve büyük B hücreli lenfoma toplam 295 hasta var. Burada da yine Zuma çalışmasına benzer şekilde transforma lenfomalar ve difüz büyük B hücreli lenfomaların alt grupları alınmış. Double triple hit lenfomalar da kabul edilmiş. Yine refraktör ya da nakil sonrasında erken dönemde nüks hastalar alınmış. Yani bakıldığı zaman hasta grupları benziyor. Ve sonuç olarak burada genel yanıt oranı gerçek yaşam verilerinde %70, tam yanıt oranında %52, grade 3 ve üzeri stokin salınım reaksiyonu %14 olarak saptanmış. Ancak tabii ki de gerçek yaşam verileriyle Zuma 1'i karşılaştırmak tam anlamıyla doğru değil. Çünkü buradaki derecelendirmeler farklı. Örneğin stokin salınım reaksiyonu için skalalar farklı olarak kullanılmış. Şimdi Tizasel'e geçmek istiyorum. Tizasel'de yine difüz büyük B hücreli lenfoma tedavisinde onaylanmış. İlk onayını Tizasel 2017 yılında aslında 25 yaşına kadar olan B ALL hastalarının refrakterliği ya da iki ya da daha fazla sayıdaki relapsı için almış. 2017 yılında ALL için onayını aldıktan sonra 2018 yılında yine Axicell'e benzer şekilde en az 2 basamak tedavi almış relaps refraktör difüz büyük B hücreli lenfomaların, yine transforma foliküler lenfomaların ve yüksek dereceli B hücreli lenfomaların tedavisinde onaylanmış. Şimdi Tizasel'in de FDA tarafından onaylanmasını sağlayan çalışma Juliet çalışması, onu getirdim. Burada dahil etme kriterleri hastanın 18 yaşın üzerinde olması, relaps refraktör olması. Burada da yine double hit, triple hit lenfomalar alınmış, transforma foliküler lenfoma alınmış. Hastaların yine Zuma'ya benzer şekilde rituximab ve antraciklin içeren en az 2 basamak tedavi almış olmaları gerekiyor.
otolog nakil sonrası relaps olmuş ya da otolog nakil için uygun olmayan hastalar alınmış. Dışlama kriteri olarak da ne benzer olarak daha önce CD19 hedefli CAR T hücre alanlar, alojenik nakil öyküsü olanlar ve aktif santral sistemi tutulumu olanlar dışlanmış. Zuma'dan farklı olarak bu çalışmada primer medyasyonel B hücreli lenfoma hastaları dışlanmış. Bu çalışmada 111 hastaya infüzyon yapılabilmiş. Verilen CAR T hücre miktarı 0.6 ile 6 çarpı 10 üzeri 8 arasında değişmiş. Ve burada yine Zuma'dan farklı olarak her hastaya ilaki hazırlama rejimi verilecek diye bir şart koşulmamış. Beyaz küre sayısı 1000 ve altında olan hastalara hazırlama rejimi verilmemiş. Sadece beyaz küre sayısı 1000 ve üzerinde olan hastalara hazırlama rejimi verilmiş ve bunun için Zuma 1'e göre daha düşük dozda bir hazırlama verilmiş. 3 gün boyunca 25 mg bölü metrekare fludorabin ve 250 mg bölü metrekare siklofosfamid kombinasyonu verilmiş. Eğer hastanın daha öncesinde grade 4 bir hemorajik sistit hikayesi varsa o zaman da hastalara 2 gün 90 mg bölü metrekare bendamustin verilmiş. Yine hasta grubuna baktığımız zaman median yaşın Zuma'dakiyle benzer olduğunu görüyoruz, 56. Yine bu hasta grubunun da benzer şekilde çoğunluğunun ileri evre olduğunu, %76'sının ileri evre olduğunu görüyoruz. Ve çok büyük bir kesiminde en az 3 basamak ve daha ötesinde tedavi aldığını görüyoruz. Burada 3. ayda tam yanıt ya da parsel yanıt elde edilenlerde 12. ayda PFS %83 saptanmış. 3. ayda tam yanıt elde edilenlerde 12. ayda overall survival %90 ve tüm hastalarda ise 12. ayda overall survival %49 çıkmış. Yani yine tizesel çalışmasında da aksesel çalışmasına ile benzer olarak hastaların infüzyon sonrasındaki 3. aydaki yanıt durumları hem PFS'i hem de overall survival predikte etme yönünden kuvveti çıkmış. Sonuç olarak genel yanıt oranı medyan takip süresi sonrasında %52 ki bunun %40 CR oranı var ve 12 aylık overall survival'ında %49 çıkmış. Peki bu hastalarda yan etki olarak ne görülmüş? İlk 8 haftada grade 3-4 Stokes salınım sendromu görülme oranı %22, nörolojik olaylar %12 ve FEND'i %15 hastada gelişmiş. İnfüzyon ile bu Stokes salınım sendromu gelişme arasındaki median süre 3 gün saptanmış. Hastaların %30'unda ipek replasmanı ihtiyacı olmuş. İnfüzyondan sonraki ilk 30 günde 3 hasta ölmüş ama bunların hepsi lenfoma progresyonu nedeni olarak kabul edilmiş. Toksik etkilerine bağlı bir ölüm bildirilmemiş. Ve remisyonda kalan hastalarda da takip süresi boyunca CAR T hücreleri gösterilebilmiş. Peki tizoselle ilgili gerçek yaşam verileri var mı? Evet var. CIBMTR datalarına göre tizoselin kullanıldığı relaps refraktör diffüz büyük B hücreli lenfoma 70 adet var. Bunlar da yine median yaşı bu Juliet çalışmasına göre birazcık daha fazla, 65 yaş. Yine burada da daha önceden otolog olan hastalar var ve bu çalışmada gerçek yaşamda daha önceden alojenik nakil olanlar da var ama Juliet'te yoktu ve buraya bakıldığı zaman oran olarak genel yanıt oranı gerçek yaşam verilerinde %60, tam yanıt oranında %38 olarak saptanmış ama tabii ki de bunları kafa kafaya karşılaştırmak doğru değil çünkü bunlarda da yine kullanılan skalalar farklı. Bir de belki alojenik CAR T'ler kullanılıyor mu diye merak edilebilir. Alojenik CAR T'ler daha yeni yeni hani bu CRISPR teknolojilerinin CAR T'lere entegre edilmesiyle hızla gelişiyor. Ancak bunun verileri şu anda oldukça sınırlı. Büyük çalışmaları yok. Bu şekilde burada bırakayım. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Tamam, bakıyorum. Yine yazdığımız soru yok. Burada önemli konulardan biri, herhalde bu etkinlik var ama etkinlik uzun süre sabit olarak devam etmiyor. Belki bunu sabitleştirmek, yani o toplam sağ kalım eğrisini düz hale getirebilmek için belki ilave yöntemler gerekebilecek. Bu tabii PD1 veya PD1 ligand inhibitörleriyle birlikte kullanımla ilgili. Bilmiyorum onunla ilgili herhangi bir yayın gözünüze çarptı mı? Şöyle bu yapılan, bu anlattığım CAR T'lere mürin CAR T'ler. İlk CAR T'ler. Mürin CAR T'lerde şöyle bir şey var. Bunun infüzyon sonrası hemen yıkıldığı bazı hastalarda görülmüş.
Ondan dolayı şimdi %100 hümanize CAR-T'lerle ilgili çalışmalar devam ediyor. %100 hümanize CAR-T'ler artı 4-1BB kostimülatörlerle birleştirildiği zaman CAR-T'lerin daha uzun süre persiste etmesi planlanıyor. Bu şekilde ama şu anda 4-1BB olanların da en az 5 yıl persiste ettiğini gösteren çalışmalar var. Bir de dediğim gibi ALL'de özellikle hep CD19 relapslar olmuş. Doğal CAR'ların kullanılması bir de sizin de dediğiniz gibi checkpoint inhibitörlerinin dahil edildiği yüksek teknolojik CAR-T'lerin kullanılması persistansı daha da arttıracaktır diye düşünüyorum ama tabii onlarla ilgili henüz çalışmalar devam ediyor. Göreceğiz herhalde. Çok teşekkür ediyoruz. İki konuşmayı bir arada çok güzel sundunuz. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Şimdi sözü ben Erdal Hocam'a bıraktım.